Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS denemelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve geldik yeni ve güzel deneyimimize. Sınav havasına girebilirsiniz. O yüzden dikkat ediyoruz. Soruları çabucak okumuyoruz. Hazır mıyız? Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım. Şimdi ilk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihinden. Bakalım yukarıda söz edilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Çu ve Talas ırmakları çevresinde yaşadılar. Yerleşik yaşama geçen ikinci Türk boyudur. Hükümdarları adına para bastıran ilk Türk topluluğudur. Kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdar biliyorsunuz ki Bağat Arkanlar. Karluklar İslamiyet'i benimseyen ilk Türk boyudur. Bunu geç. Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. Kıpçaklar sözlükleri Codex Comnenicus'tur. Bunu da geç. Türk işçiler bırakıyoruz. Kök Türkler. Birinci ve ikinci Göktürk diye ikiye ayırıyoruz değil mi? Birinci Göktürk Devleti'nin kurucusu Bumin Kağan, ikinci Göktürk Devleti'nin kurucusu Kutlug Kağan'dır. Cevabımız burada Türk işler olacaktır değerli arkadaşlarım. Bağat Arkan kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdardır. Unutmuyoruz. Geldik ikinci sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Beylikler ve kuruldukları yerlerle ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? Sökmenliler, Ahlat ve Van Gölü çevresi değerli arkadaşlarım. Van Gölü havzası. Tamam. Candaroğulları Kastamonu, Sinop, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından bunlara son verildi. Ramazanoğulları Adana ve çevresinde kuruldu. Yavuz Sultan Selim Han kendisine bağlamayı başardı. Hamitoğulları Balıkesir bırakacaksın. İnanoğulları Diyarbakır ve çevresinde kurulan beylikler. Ancak Balıkesir ve Çanakkale çevresinde kurulan beylik hangisi olacaktır? Kalesi oğulları değerli arkadaşlarım. Az kalsın yine Balıkesir'e alacaktım. Kalesi Beyliği Osmanlı'ya katılan ilk beyliktir. Hamitoğulları ise Isparta ve çevresinde kurulmuştur. Biliyorsunuz ki 1. Murat altın yoluyla Osmanlı'ya katmıştı. Cevabımız D şıkkı. Yanlış. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Osmanlı Bey döneminden itibaren fetihleri özendirmek için ele geçirilen bölgenin fetheden komutana verilmesi uygulaması aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır? Veraset ne demek? Kimin tahta geçeceğinin belirlenmesi demektir. Ve unutmuyoruz. Osman ve Orhan Bey döneminde ülke hanedanın ortak malıdır. Geleneksel Türk anlayışı. Kılıç hakkını bırakacaksın. İcazetname medrese öğrencilerinin aldığı diplomadır. Gedik hakkı dükkan açma izni. İstimalet hoşgörü politikasıdır. Cevabımız kılıç hakkı olacaktır. Toprak fethedenin malıdır. Aynısını kim yapıyordu? Sultan Alparslan yapıyordu değil mi? Malazgirt Savaşı'ndan sonra. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Yakınlaştıralım biraz. Ne güzel kesmişim öyle. Yukarıdaki padişahlardan hangileri veraset anlayışında değişikliğe gitmiştir? Ne demiştik verasete? Kimin tahta geçeceğinin belirlenmesi. Mesela ülke hanedanın ortak malıdır. Fatih Sultan Mehmet Han değiştirdi. Ülke padişahın malıdır. 1. Murat ülke padişah ve oğullarınındır. Değiştirdi. 1. Ahmet Ekber ve Erşit sistemini getirerek verasete son şeklini verdi. Cevabımız ser3'ü olacaktır. Bu kadar. Geldik diğer sorumuza. Diğer sorumuz. Osmanlı Devleti 18. yüzyılda yaptığı aşağıdaki hangi anlaşmayla kaybettiği topraklarını geri alma umutlarını sona erdirmiş ve Avrupa'yı daha yakından tanıma çabası içerisine girmiştir? Cevabımız burada 3. Ahmet döneminde imzalanan Pasarofçu Antlaşması'dır. Brut Antlaşması'yla Osmanlı Devleti Ruslardan Azak Kalesi'ni geri aldı. Küçük Kaynarca, Kırım bağımsız oldu. Ancak dini yönden Osmanlı'ya bağlı kalacak. Unutmuyoruz. Küçük Kaynarca Antlaşması'nda ilk defa halifenin siyasi gücünden faydalanılıyor. Belgrad, Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemindeki en kazançlı antlaşmasıdır. Humbaracı Ahmet Paşa'yı unutmayın. İstanbul Antlaşması. 1700 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması'yla Azak Kalesi Ruslara verilmişti. Prut Antlaşması'yla Osmanlı geri almıştı. Birden fazla İstanbul var. 1724'ü de verebiliriz. 1724 İstanbul Antlaşması'yla Osmanlı ve Ruslar İran topraklarını paylaşıyorlardı. Cevabımız burada Pasarofçu Antlaşması olacaktır. Pasarofçu Antlaşması'yla Osmanlı'da Lale Devri başlayacaktı. Diğer sorumuz. Şöyle. Diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 1909 yılında Meclis-i Mebusan'ın Kanuni Esasi'de yaptığı değişikliklerden biri değildir? Kim hazırlamıştı Kanuni Esasi'yi? Mithat Paşa değil mi? İkinci Abdülhamit Han dönemi. Şimdi basına sansür kaldırıldı. Çünkü birinci Meşrutiyet dönemi istibdat dönemi olarak geçiyordu. Herkese din özgürlüğü mü? Bunu burada bırakacaksın. Padişahın veto hakkı sınırlandırıldı. Unutmuyoruz.
İkinci meşrutiyetle beraber padişahın yetkileri bir hayli derece sınırlandırılıyor değerli arkadaşlarım. Sınırlandırılıyor. Hükümetin meclise karşı sorumlu hale gelmesi artık hükümet meclise karşı sorumludur. Ve padişahın sürgün yetkisi elinden alınıyor. Sevgili arkadaşlarım, öncesinde de din özgürlüğü yok muydu zaten? Vardı değil mi? O yüzden cevabımız B şıkkı. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Avusturya ile imzalanan Saint-Germain Antlaşması ile Bosna-Hersek aşağıdaki devletlerden hangisine bırakılmıştır? Bosna-Sırbistan savaşlarını biliyor muyuz? Biliyoruz değil mi? Biliyoruz. Günümüze yakın zaten. Çekoslovakya iki devletten oluşuyor zaten. Biri Çekya, biri Slovakya. Bunu geçeceksin. Yugoslavya'yı bırakacaksın. Macaristan hangi antlaşma imzalanmıştı? Trianon değil mi? Bunu da geç. Romanya Berlin Antlaşması'yla bağımsız olmuştu zaten. İtalyanlar 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kendilerine İzmir verilmeyecekti ve itilaflara karşı artık cephe alacaktı ki zaten 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yanında. Cevabımız Yugoslavya olacaktır. Unutmuyoruz. Bu iki devletten dolayı 2. Dünya Savaşı patlak verecekti. Çünkü bunlar ulus anlayışına göre bağımsızlıklarını kazanmalılar. Çok ulus yapıda oldukları için. Tamam mı? Devam edelim. Sorumuz şöyle. Çıkma ihtimali yüksek. Dikkat ediyoruz. Yukarıda sözü edilen komutan aşağıdakilerden hangisidir? Meşrutiyetin ilanından sonra Makedonya Genel Müfettişliğine atandı. Devrim ve özgürlüğün başta kahramanlarından biri olarak yüceltildi. Kahramanı Hürriyet ilan edildi. Balkan Savaşı'nın ikinci evresinde Bulgar ordusu başka cephelerde savaştığı için hiçbir direniş ile karşılaşmadığından başında bulunduğu birlikle Edirne'yi Bulgarlardan geri aldı ve kendisine Edirne Fatih unvanı verildi. Cevabımız Enver Paşa olacaktır. Mustafa Kemal ebedi şef olarak bilinir değerli arkadaşlarım. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin başkurucusudur. Cemal Paşa Kanal cephesinde yer alan kişi. Cevat Paşa. Cevat Çobanlı'yı vermiş bize büyük ihtimal. Cevat Çobanlı İngilizlerin korkulu rüyasıdır. Çanakkale Savaşı'nda denizlerde İngilizlere resmen cehennemi yaşatmıştır. Esat Paşa yine Osmanlı'da görev alan önemli kişilikler arasındadır. Cevabımız Enver Paşa olacaktır. Geldik diğer soruya. Sorumuz şöyle. Yakınlaştıralım. Aşağıdakilerden hangisi Saltanat Şurası'nda Sevr Antlaşması'nın kabul edilmemesi yönünde oy kullanmıştır? Damat Ferit dünden razı. Bağdat Hadi onayladı. Reşat Halis onayladı. Cemil Paşa bırakıyoruz bunu. Şimdi iki tane şıkkımız kaldı. Topçu Feri gibi Cemil Paşa mı? Bakın sevgili arkadaşlarım. Saltanat Şurası'nı unutmayacaksınız. Hadi Paşa, Reşat Halis ve Rıza Tevfi'yi unutmayacaksınız. Damat Feri zaten baştan beri onaylamıştır. Sevgili arkadaşlarım, unutmuyoruz, unutmuyoruz, unutmuyoruz. Topçu Feriki Rıza Paşa kabul edilmemesi yönünde oy kullanmıştır. Dikkat edelim. Geldik diğer sorumuza. Çağdaş'tan da bir tane sorumuz var. Mustafa Kemal'in Melhame-i Kübrası yani Kan Gölü dediği Milli Mücadele Savaşı aşağıdakilerden hangisidir? Eskişehir Kütahya düzenli ordunun ilk yenilgisi değil mi? Tek yenilgi. Yunanların 3. taarruzu. Ondan sonra zaten mecliste karmaşalar oluyor ve Mustafa Kemal tekrardan askerlik hayatına girecekti. Sakarya'yı bırakacaksın. İkinci Yunan'daki sözü unutmuyoruz. Siz orada sadece düşmanı değil milletin makus talihini yendiniz. Aslanlar Dumlupınar taarruzunda ordu yeniliyor değerli arkadaşlarım. Refet Bey önderliğinde ondan sonra düzenli ordu tek çatı altında birleşiyor. Büyük taarruz. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri. Mustafa Kemal ve kaynaklar Büyük Taarruzu Rum Sındığı olarak adlandırıyor. Ya da Dumlupınar Meydan Muharebesi. Cevabımız Sakarya Meydan ya da Melhame-i Kübra ya da Subaylar Savaşı olarak tarihi kayıtlara geçmiştir. Geldik diğer sorumuza. Briant Kellogg Paktı hangi ülkenin öncülüğünde hazırlanmıştır? Tarihimiz 1928. Türkiye'de katıldı. Bakın değerli arkadaşlarım. Bu paktı gördünüz mü? Aklınıza tek bir şey gelecek. Ne gelecek? Sürekli barış. Sürekli barış diyen Fransa ve ABD Dışişleri Bakanlarıdır. Briant Kellogg. Peki sürekli savaş diyen kim? Bunu sizden bekliyorum. Hadi bakalım. Sürekli barışı öngören Briant Kellogg'dur. Sürekli savaş diyen kim? Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle.
Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.